geçmiş olsun. Nasıl doktor bey durumu? İyi mi? Hayati tehlikeyi atlattı. Genel durum iyi. Şimdi yoğun bakım alıyoruz. Ben de onunla gidebilir miyim? Hayır. Yarın. Esin Hoca kaçta çağırdı toplantıya? Belli değil de arayacak. Kimler olacakmış söyledi mi? Deniz. Aliye Hanım. Merhaba. Merhaba Deniz Bey. Bir sorun mu var? Niye buradasınız? Dayımı yatırdık. Neden? Nesi var? Dün gece bıçaklandı. Hadi Asibe binsene. Evin seni bekliyor. Çok işim var. Hadi. Daha benim gömlekler yıkanacak, ütülenecek. Hadi çabuk. Arda. Ayşe. Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim. Ayşe, ben seni çok özledim. Ben de seni özledim. Annemi de çok özledim. Mecbur muyum peki örnek vermeye? Mecbursun. Ya vermezsem? Polis marifetiyle alırlar. Sen bana bilgi vermiyorsun ama ben işin üstündeyim. Adliyeye gidiyorum şimdi. Bak teyzem, DNA testi diye bir şey çıktı, duydun mu? Bu herifin kanına manına bir test yapıyorlar. Hemen çıkıyor ortaya çocuk ondan mı değil mi diye. Gerekli olursa ben eve de gelirim, merak etmeyin. Sağ olun, inşallah. Benim işim bitti Deniz Bey. Tamam. Demek vermişler DNA dilekçesini. Ne çabuk. Mücahit ön ayak olmuş. Tahmin ettiğin gibi. Ne olacak şimdi? DNA'na bakacaklar. Sonra? Tutarsa cinayet soruşturması. Alalım halacığım. Ne kadardı borcumuz? 10 milyon. Buyurun. Güle teşekkürler. Güle, iyi günler. Hadi Ayşe. Merhaba Meriç. Hadi Ayşe gidelim. Geç kaldık. Bir dakika dinle Meriç. Siz şimdi söylediğim gibi bu tahlilleri yaptırın. Sonuçları alınca da tekrar bana gelin. Kahraman, Deniz'i gördün mü? Esin Hoca toplantıya çağırıyor. İçeri doğru gitti. Tamam, sağ ol. Bir problem çıkacağını sanmıyorum. Çok teşekkür ederiz her şey için. Durun canım, ben daha bir şey yapmadım. Yapacağım. Esin Hoca seni çağırıyor toplantıya. Tamam. Bu gece nöbetçiyim. Uğrarım yine. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Hala. Söyle bir tane. O abi kimdi? Hangi abi Ayşe? Oyuncakçıdaki. Hani sana Meriç dedi ya. Tanımıyorum Ayşe'cim. Ama sen yine de kimseye söyleme, olur mu? Sen babaannenin yanına git. Tamam. İçerideki salakların kabahati. Zarfları karıştırmışlar meğer. Yanlış zarfın hesabını sormuşlar sana. Kusura bakma. Ne olacak peki şimdi? Bir şey olduğu yok. Özür dileriz, tamam. Bana herkesin içinde hırsız muamelesi yaptınız. Şimdi özür dileriz, tamam diyorsunuz. Öyle mi? Daha ne yapalım ya? Özür diliyoruz işte.
Her yerde olur böyle şeyler. Buyurun. Bu ne? Motosikletin anahtarı. İşi bırakıyorum. Hayda, sen de amma alıngan adammışsın. Yok, burası bana göre değil. Siz kendinize uygun insanlarla çalışın. İyi günler. Dur bir dakika. Özgür, dur. Bu bir ön soruşturma arkadaşlar, biliyorsunuz. Ama yine de soruşturmadan önce sizlerle konuşmak istedim. Yani bu görüşme henüz resmi bir şey değil. Cerrah Deniz Erbil tarafından hasta Durmuş Temiz'in şu tarih, şu saat. Özetle yardımcı doçent Deniz Erbil'in hasta Durmuş Temiz'i hayati tehlike bulunmamasına rağmen bilabedel ameliyat ederek kurumumuzu zarara uğrattığı iddiasıyla bir soruşturma açılmış bulunuyor. Ya kim diyor hayati tehlikesinin bulunmadığını? Deniz, sen en son konuş istersen. Yok hocam. Önce ben bir konuşayım müsaadenizle. Kurumu zarara uğratmışım, öyle mi? 4 çocuklu bir zavallıyı, 5 parasız bir garibanı ameliyat ettiğim için beni yetiştiren kurum, bana tıp etiğini öğreten kurum şimdi beni sorguluyor. Biz ne işe yarıyoruz ya? Bizim işimiz ne? Bizim işimiz ulan bu herifi keseceğim ama acaba parası var mıdır diye araştırmak mı? Bunları biz de biliyoruz Deniz. Şimdi biliyorsak konuşmak... Biliyorsak burada ne işimiz var hocam? Niye buradayız? Ben bu kurumun bana öğrettiği etiğe, burada ettiğim yemine inanıyorum. Aynı olay 100 kere gelse bile yüzünde de aynı şeyi yaparım. Hadi şimdi konuşun arkamdan. Size bir cappuccino yapayım mı? Bir cappuccino'muz eksik değil mi? Niye anne ya? Ben içerim Asibe abla, yap valla. Siz Sinan Bey? Hı? Cappuccino dedim. Yapayım mı size de? Bilmem. Yap hadi ya, içelim şöyle hep beraber. Asibe'nin dönmesi çok iyi oldu. Keşke diğer gidenler de dönse. Şu halimize bak. Sanki cenaze çıktı evden. Ağzından yel alsın. Saçma saçma konuşup da delirtme beni. Bu sessizlik senin içini hiç acıtmıyor mu anne? Niye acıtmasın? Taş mıyım ben? Ama sabrediyorum. Babası getirir elbet bir gün Arda'yı. Ya Aliye'yi. Bazen unutuyorum bittiğini. Aliye diye sesleniyorum. Boşluğa. Merhaba. Merhaba. Uyudu mu? Uyudu. Aliye Hanım yok mu? Hava almaya çıktı. Sağ ol. Rica ederim. Güzel manzara değil mi? Buyurun. Teşekkür ederim. Sigara mı içiyorsunuz? Hı hı. Zararlı değil mi? Zararlı. Ama insanlar kadar değil. Geçen gün benim şu
Takım almaya geldim sizin oraya. Ama siz yoktunuz. Beğendiniz mi? Beğenmez olur muyum? Alo. Ali. Sinan. Ali, ben paramparçayım. Paramparçayım. Dağıldım ben. Sinan, bunları... Ama bak, her şeyi düzelteceğim. Dinle. Sinan, şu anda konuşamam. Dinle dedim Ali'ye. Bak, İstanbul'da büyük bir iş aldım. Oraya geliyorum yakında. Yerleşeceğiz. Yeni bir hayat kuracağız. Sonra konuşuruz bunları. Ayşe'yi de getireceğim. Sen, ben, çocuklarımız, o kadar. Sonra konuşuruz dedim. Nesini sonra konuşacağız Aliye? Salim kafayla daha sonra. Belki. İyi geceler. Aliye? Aliye dur. Alo? Yeni bir hayat kuracağız diyordum sana. Daha ne istiyorsun? İyi misiniz? İyiyim. Ben dayıma bir bakayım. İyi geceler. Size de. Sinan, ne oldu? Anne, beni rahat bırak. Aliye. Niye uyandın dayı? Ağrın mı var? Yok canım, iyiyim. Sen niye ayaktasın hala? Bir şey olmuş yine. O güzel gözlerinden belli. Ne oldu? Sinan aradı. Ne dedi? İstanbul'a yerleşelim dedi. Yeniden başlayalım. Hiç. Bıçak yarası bile kapanıyor değil mi dayı? Bak, birkaç gün sonra çıkacaksın hastaneden. Ağrını sızını unutacaksın. Ama benim içimdeki yara... Bu yara kapanır mı? Yara kapanır kapanmasına da Ali'ye izi kalır. Hele kalp yarasına. Şimdi Ayten Alpan'dan Ben Varım adlı şarkıyı dinliyorsunuz. Hani yemekhaneyi büyütüyorlardı, ne oldu? Ödenek çıkmadı herhalde, ne bileyim. Tıkış tıkış abi, bir de sıra bekliyor insan. Vallahi ben kantinden yiyorum. Hiç uğraşamam kuyrukla muyrukla. Pahalıya geliyor ama.
Ay ne güzel şarkı değil mi? Açsana sesini biraz. Hadi. Siz de mi seviyorsunuz Deniz Bey? Hı hı. Bir akşam gözünde aşk tüterse, geçmiş günler aklından geçerse, kalbin bomboş ümitler biterse, sen üzülme ben varım. Neler geçti kim bilir başından, sevgi umdum hep başkalarından, ağlama gidenlerin ardından, o giderse ben varım. Zaman durdu sanki beklerken seni, ben bir tek sevgiye bağladım kalbimi. Ayrılmam istersen hiç yanından, çağırsan gelirim çok uzaklardan. Eskiden korkardım yalnızlıktan, kopmam artık sen varsın. Günaydın. 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 Ayşe bak, Hasibe abla kahvaltımızı hazırlamış, sütümüzü koymuş. Ben kahvaltı yapmayacağım, istemiyorum. Aa, olmaz ama büyüyemezsin sonra, küçücük kalırsın. Sonra küçük Ayşe derler sana ya, küçük Ayşe. Desinler, istemiyorum, yemeyeceğim. Nesi var bunun sabah sabah? Çocuk işte anne. Niye hala pijamalı? Kalk götür çocuğu, elini yüzünü yıka, giydir güzelce, öyle oturun sofraya. Sevmem ben böyle gözler çapaklı. Sofraya hürmet et biraz. Ya giyinmeyeceğim. Ayşe, sen çok mızmız oldun ama. Hadi kalk, halan değiştirsin üstünü. Ya istemiyorum. Ne olur yani pijamayla otursa? Ağaç yaşken eğilir hanımefendi. Kazık kadar olunca mı vereceğiz terbiyesini? Mesele ne, ne oldu yine? Günaydın denir önce. Günaydın anne. Oldu mu? Günaydın Sinan Bey, buyurun. Gel kızım sen babana. Hasibe bir çay versene bana. Evmen Sinan Bey. Nasılsın bakalım bu sabah? Hı? Gel bakalım. Haneyler uzat bakayım onları. Yiyeceğim ben onları. Şımart Sinan, şımart. Şımart ki tepene çıksın oğlum. Anne senin derdin ne sabah sabah? Ne derdim olacak sizden başka? Yakında kurtaracağız seni bu dertten. Hiç merak etme. Saçma saçma konuşma. Ne demek şimdi bu? Gayet açık anne. Gideceğiz demek. Nereye? Ne demekmiş gideceğiz? Hiçbir yere gidemezsiniz. Ver bakayım elleri. Yapıştır bakayım ağzıma. İşe gitmesen ne olur? Ama gitmem lazım bir tane. Aa, anne ne olur gitme, ne olur burada kal. Akşam erken geleceğim ama. Lütfen anne gitme. Daha yeni geldin. Oğlum gitmem lazım. Bak dayın bir gelsin seni kim bilir nerelere götürecek gezmeye. Ya ben seni istiyorum. Ardacığım lütfen. Hadi kalk, Refiye anneanne seni bekliyor. Aa, dayının resmini unutuyorduk. Nusret teyzeye verelim de hastaneye götürsün. Dayın beğenecek mi bunu? Tabii beğenecek. Tıpkı ben diyecek. Arda beni ne güzel çizmiş diyecek. Amma da hızlı okuyorsun anneanne ya. Aa, ben hızlı okurum. Yenisini ver bana oğlum. Kinova olsun, kinova. Ya kinovayı arkadaşa verdim ben şimdi. Zagor falan vereyim. Aa, Zagor istemem canım. E ne farkı var? Ve bu şövalyenin düğünü vardı, onu okuyacaktım. Günaydın Nusret, yine biz. Ki. O nasıl söz Ali, aşk olsun. Sen de iyice hastası oldun şunların ha. Ha, başkası olsun. Günaydın. Günaydın. Merhaba. Ah benim Arda şekerim gelmiş. Gel bakayım Refüji anneanneyim. Arda ne haber? İyilik senden. İyi ne olsun. Ya sana da çok yorgunluk oluyor Nusret. Ne diyeceğimi bilemiyorum. İnan işe gitmek zorunda olmasam. Ne olur böyle söyleme Ali'ye. Dün gece de kalırdım ama sen çok ısrar edince. Gözün arkada kalmasın Ali'ye. Bak şu hemşire kadın gibi oldu. Florence Nightingale. Florence Nightingale anne. Bir şey biliyorsun ama
tam değil. Biliyorum ya, tam ya da yarım. Höş höş. Sen ne yapacaksın bugün oğlum? Bilmem. Belki arkadaşlarla takılırım biraz dışarıda. Aman oğlum. Olur olmaz insanlarla vakit geçirme sakın. Dünyanın bin türlü hali var. Anne, biz çıkıyoruz. Ararım seni hastaneden. Merak etme. Etmem. Allah korusun sizi. Hadi. Aa, unutma. Hamsal zamanı. Olur olur. Hadi, benim dizim başlayacak. Değiştir şu kanalı. Tamam anne. Nasıl ama? Vay vay vay. Bak sen şu samimiyete. Nereden buldun bunları? Üzümünü yiyeceksin, bağını sormayacaksın aga. Nereden buldumsa buldum. Süper. Manşetten çakarım ben bunları. Kız da güzelmiş ha. Hepsi iftiraymış, dedikoduymuş, bilmem neymiş ha. Yok ya, bunlar ne o zaman? Okula hatırası mı? Mücahit, tefrika çıkarırım ben bunlardan. Bas bas bitmez, kaynayacak ortalık. Bir de ahlaklı, erdemli iş adamıyım diye geçinmiyor mu? Asıl ben ona hasta oluyorum. Saygın aile babası beyefendi. Ne zaman çıkar bunlar? Öbür gün. Niye yarın çıkmıyor? Yarının sayfası hazır, değiştiremem şimdi. Senin ihaleye taş koymuş ha, ondan mı bu tezgah? Ne alakası var ya, o başka bu başka. Elinden işi almış ama öyle deme şimdi. Eceli gelen köpek cami duvarına işermiş. Göstereceğim ben ona Mücahit Gürboğan'ın elinden iş almayı. Ne yapacaksın ki? Düşüneceğiz bir şeyler elbet. Dur bakalım. 17.000 metrekare kapalı alan ha. Vay vay vay. Büyük iş Sinan Karahan. Ne zannettin Müsat Mercan? Şimdi anlaşıldı Mücahit'in niye senin üstüne bu kadar geldi. Ben de diyorum, nedir derdi bunun? Alo? Ha, bağla bağla. Zaten alamazdı o ihaleyi. Boşuna uğraşıyordu. Alo? Merhaba, var mı bir gelişme? Yok. Ofis evi bir arada olmaz. Düzgün bir ev istiyorum ben. Müstakil, bahçeli. Şöyle aile için. Eşim, ben, iki de çocuk. Ha, bir de tabii yatılı yardımcı için de bir oda lazım. Tamam, bekliyorum. Güle güle. Oho, ev mev. Yerleşeceksin anlaşılan İstanbul'a. Başka türlü olmaz Vüsat. İşin başında durmak lazım. Barıştın mı peki karınla? Daha değil, yakında. Hadi hayırlısı. Benim oğlanda bir gurur var ki sorma. O iş yerinde bana hırsız muamelesi yaptılar, dönmem artık diyor. Çocuk haklı ama Nusret, ben olsam ben de dönmezdim. Tabii haklı Ali ama çok zor. Babasız çocuk yetiştirmek. Hele oğlan çocuğu. Ne olacak böyle bilmiyorum, gencecik çocuk. İşsiz güçsüz. Babası ne diyor peki? Hiç. Genç kızlarla fink atmaktan oğluyla ilgilenmeye sıra gelmiyor ki. Hadi Asibe, hadi Asibe. Benim başım çatlıyor ağrıdan, sen hala sallanıyorsun. Getirdim İkbal Hanım, getirdim. Evlat değil dert. Kırdı geçirdi yine sabah sabah. Doğul, büyüt. Bu yaşa getir, evladın arkandan iş çevirsin. Bu işte mükafatın İkbal, gör. Bütün bunlar Aliye'nin işi tabii. Biliyorum ben, görüşüyorlar Sinan'la. Anne, çocuğun yanında. Dün gece telefonda konuştular. Pek sinirliydi Sinan Bey. Karısı ne istiyorsa artık. Gerçi ne istediği belli ya. Anne yapma ya, ne olursun. Ah benim aptal kızım. Abinle karısı birlik olmuşlar, bizden kurtulmaya çalışıyorlar. Sen hiç oralı değilsin. Lütfen anne. Of! Abartıyorsun. Niye iş çevirsinler? Biz ayrı eve çıkıyoruz derler, olur biter. Aliye mi diyecek bunu? Hah! Aliye Sinan'a güzel güzel biz ayrı eve çıkalım dese Sinan kabul eder mi? Etmez. O da böyle yaptırıyor işte istediğini. Alavere, dalavere. Yeter anne, yeter. Ayşe! Ben erken gelmeye çalışacağım işin durumuna göre. Merak etme, işine bak sen. Beyaz Bey yalnız değil nasıl olsa. Bakalım ne zaman çıkacak hastaneden. Sorarız Deniz Bey'e.
Her dakika başımızda zaten adam. Ne güzel ilgileniyor değil mi? Hadi canım, tamam. Görüşürüz. Babaannem niye sevmiyor annemi? Sevmiyor değil ki Ayşe'cim. Niye sevmesin? Niye kızıyor o zaman? Bazen büyüklerin sinirleri bozulur. Böyle sözler söylerler işte. Aslında söylemek istemezler. Babaannem annem istemiyor. Biliyorum ben. Annem ondan mı gelmiyor? Yok halacığım, öyle bir şey yok. Niye gelmiyor o zaman? Arda niye gelmiyor? Gelsin. Gelecek halacığım. İkisi de gelecek. Muayenehane nerede Feyyaz Bey? Buraya çok yakın. Kağıtçıbaşı sokakta. Aa, komşuyuz desenize. Acıyor mu? Acımıyor da insan hasta olunca anlıyormuş hastaların halinden. Öyle. Ben de apandisit ameliyatı olunca anlamıştım. Tamam bitiriyorum. Keser misiniz şuradan? Tamam. Pansumanları hep siz mi yapıyorsunuz? Bazen, duruma göre. Nasıl durumlarda? Hastayı seversem kimseye bırakmam bir şey. Sağ olun Deniz Bey, bilmukabele. Bu hafta tam 6 ameliyatım var. Ama yüklenmişler sana. Sorma, bir de nöbetler. Buyurun, geçmiş olsun. Çok sağ olun, elleriniz dert görmesin. Aliye de gelmedi hala. Gelecek miydi? Hı. Temiz pijama getirecekti. Şunlar 2 gündür üstümde. Neyse, belki Nusret Hanım'la yollar. Günaydın. İyi insan lafının üstüne geliyor. Günaydın. Ne oldu? Ben de Ali'ye Nusret Hanım'la temiz pijama gönderir herhalde diyordum doktora. Gönderdi tabii, getirdim. Ali'ye işe mi gitti? Ama erken çıkıp buraya gelecek. Bunu da gönderdi. Bakın Feyyaz Bey, Arda sizin resminizi yapmış. Bak kerataya, Aliye'nin oğlu yapmış. Arda. Benzetmiş değil mi? Çok güzel. Sizi çok seviyor anlaşılan. Ben de onu çok seviyorum. Evime neşe getirdiler, ana oğul. Beraber mi oturuyorsunuz? Hı hı. Bu kadar güzel bir şey olduğunu bilseydim Deniz Bey. Neyin? Böyle aile olmanın. Vaktiyle kıymetini bilirdim, bilirdik. Böyle saçı başı artmadan. Neyse. Ben gideyim artık, yine uğrarım, görüşürüz. Güle güle. Çok sağ olun. Her şey için. Geciktin biraz değil mi? Üstünüzü değiştirmek ister misiniz? Hem de nasıl. Bunlar çok kirlendi. Yardıma ihtiyacınız var mı? Hallederim herhalde. Peki, ben kapının önündeyim. Seslenirsiniz bir şey olursa. Nasıl Güven Bey, rahat mı? Gayet iyi. Aliye Hanım dikerde iyi olmaz mı? Aa, öyledir. Vallahi çok şanslıyım. Bizim meslekte Aliye gibisini bulmak çok zordur. Marifetli, eli çabuk. Tamam Güven Bey, çıkarabilirsiniz. Teşekkür ederim. Ofise geçelim isterseniz. Hay hay. Ha, Aliye, sen bir şey sormak istiyordun Güven Bey'e. Aa, önemli bir şey değil Naci Bey. Hadi hazır bulmuşsun avukatı. Bu fırsat kaçırılır mı? Söyle, Çimen'e söyle de 2 sade kahve yapsın bize. Peki Naci Bey. Buyurun şöyle. Sağ ol. Çok önemli bir konu değildi Güven Bey. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Bir şey sordunuz diye para almayacağım Aliye Hanım. Korkmayın. Yok yok, sorun para değil. Ben eşimden boşanmak istiyorum. Önemli değilmiş hakikaten. Çocuk var mı? Var. 2 çocuğum var ama kızım eşimin yanında. Selamsız sabahsız geçiyorsunuz Deniz Bey, aşk olsun. Kusura bakma Nebahat abla, dalmışım. Ameliyat listesi asıldı mı?
Asıldı, bir bakın isterseniz. Ne oldu? Yok bir şey, siz kendiniz bakın. Listeye baktın mı? Baktım. Merhaba. Merhaba. Ne oldu? Yok musun? Vermemişler mi sana bir şey? Üzülme. Belki gelir gene gece arasında dört kuruş yemiş biri. Hiç belli olmaz. Ne diyorsun sen ya? Senin ne alıp veremediğin var benimle ha? Git işine ya. Durumun ortada. Ne bekliyorsun ki? Hakkında soruşturma açılmış. Bir de ameliyata mı gireceksin? Niye açıldı acaba o soruşturma? Yeteneksizin teki işgüzarlık yapmış olmasın? Yeteneksiz sensin. Deniz, lütfen. Bir dakika Nur, bir dakika. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben buradan giderim. Arkama bile bakmam üstelik. Ama ben gittim diye sen büyük cerrah olamazsın, tamam mı? Eşkıyalığa da başladı seninki. Gel döv bari bir de. Allah Allah. Deliğinin zoruna bak ya. Coşkun. Doğru konuş. Bir Edirne haber alabilir miyim? Tabii efendim. Teşekkürler. Rica ederim. Merhum müteahhit Haydar Karahan'ın oğlu Sinan Karahan'ın bir süre önce şüpheli bir biçimde balkondan düşerek ölen inşaat fakültesi öğrencisi Ümit Aydın'la ilişkisi olduğu hakkındaki dedikodular aydınlık kazandı. Hani benim çikolata? Burada al. Aa, Sinan Bey değil mi bu? Ver şunları, ver. Gazetede ne var? Yok bir şey güzelim. Hadi sen git içeri. Güle güle, hadi güle güle. Bunları bir kenara ayıralım da köye götürüver Hasibe bir gittiğinde. Fakir fukarayı ver, sevinsinler. Tabii İkbal Hanım. Köydekiler bilmez bunların kıymetini ama olsun. Hasibe abla. Aman Allah'ım. Ortalık zaten çalkalanırdı ama gazetede çıkınca iyice rezillik be ya. Annem bunu görürse mahvoluruz. Düşünmek bile istemem. Evi yıkar başımıza. Ah abi, ah. Yırt at bunu Hasibe abla. Annem sorarsa da bakkal göndermeyi unutmuş deriz. Tamam. Dilekçeyi verelim üç gün oldu. Niye hala tebligat gitmiyor Sinan'ın evine? Abi birileri bekletiyor olmasın? He, birkaç gün içinde alacak diyorsunuz. Kaçmasın bu arada. Çok sıkıştı tabii. Abi almayayım ben vaktinizi artık. Bir emriniz var mı? Sağ olun, hürmetler, iyi günler. Bunun için mi aldın resimleri benden? Çerçeveletip duvara asmayacaktık herhalde. Bana söyleyebilirdin Mücahit. Nesliciğim, güzelim, sarı balım. Bak. Ümit öldü Mücahit. Öldü. Bari hatırasına saygı gösterelim. Nesli, ben de senin kadar üzülüyorum. Ama Sinan Alçağ'ın ne yaptığını biliyoruz değil mi? Ya, nesini biliyoruz Mücahit? Yanında mıydık? Allah Allah. Ümit Sinan'ın evli olduğunu biliyordu. Karısından ayrılmaya niyetinin olmadığını da biliyordu. Ümit'i Sinan ayartmadı mı peki? Madem evli barklı, namuslu adamdı da gencecik kızla ne işi vardı? Benim seninle ne işim var Mücahit? Sen de evli değil misin? Ama ben ayrı yaşıyorum. Boşanmak için de dava açtım. Arada çok fark var. Hem ben Sinan gibi gönül eğlendirmiyorum ki. Biz seni seviyoruz güzel. Ne
Nereye gidiyoruz şimdi? Eve dayı, nereye olacak? Bir gezip tozmadan eve mi gideceğiz? Aa, sabah sabah. Ne sabah Nusret Hanım, öğlen oldu, saat bir. Gidelim şöyle boğaza, keyif çatalım. Balık, malık. Daha şimdi kalktın ayağa dayı. Hayrola? Kaburcu ettiniz, biz de gidiyoruz. Tutardım sizi burada ama ısrar ettiniz ile de çıkacağım diye. Bunu bana mı bırakıyorsunuz? Aa, çok sağ olun, neredeyse unutuyordum. Arda Yetenekli galiba resmi. Bilmem, galiba. Kaç yaşında? 5. Bir de kızı var, görmeyin, kara böcek. O da 6 yaşında, adı Ayşe. Kime benziyor, size mi? Pek değil. Hanımlar hazır mıyız? Hadi çıkalım artık. Hı hı. Geliyorum sizle kapıya kadar. Zahmet etmeyin. İlginize çok teşekkürler. Bana çok iyi baktınız. Lütfen, işim bu benim. Vakit bulursanız bize de bekleriz. Geleceğim, geleceğim. İşte benim kızım bu. Süper bir şey bu ya. Kaç model Feyyaz Bey? 56. Her şey orijinal mi? Vidalarına kadar. Kaç kilometrede? 120.000. Ama motor kaç kere sıfırlandı Allah bilir. Tabii. Tekrar teşekkürler. Çok sağ olun. Bize de bekliyoruz bir gün, unutmayın. Geleceğim, hiç merak etmeyin. Öyle kolay kolay kurtulamazsınız benden. Aliye Hanım, siz işe mi? Evet, dayımı eve bırakacağım şimdi. Oradan da doğru işe mecburen. Tabii, kolay gelsin. Size de. Çok teşekkür ederim Deniz Bey. Rica ederim, ne yaptım ki? Bir şeye ihtiyacınız olursa çekinmeyin, beni arayın, olur mu? Tabii, sağ olun. Ha, resim ufaklara selam. Hastalarını hep böyle arabaya kadar uğurluyor musun Deniz? Hepsini değil, bazılarını. Çok güzel araba ya. Yapmıyorlar artık böyle güzel şeyler. Her şey orijinalmiş, biliyor musun? Öyle mi? Geldi Aliye'ye anlat şimdi bunu. Tam her şeyi düzeltiyorum derken... İnkar mı etmiştin? Kabul edecek değildim herhalde. Ne deseydim yani? Ne diyorsun? Ne çıkar bu otopsiden? Bir şey çıkmaz. Bir kere senin lehine iki şey var. Birincisi, kız alkollüymüş. İnsan alkollü olunca dengesini kaybeder. İkincisi? Dövme, darp, boğuşma izi yok. Ölüm sebebi yüksekten düşme. Ama unutma, kız hamileymiş. Niye sana ameliyat koymamışlar bu hafta? Bilmem, daha soruşturma bitmeden açığa aldılar anlaşılan. Canım, genellikle öyle yapıyorlar. Bunda alınacak, gücenecek bir şey yok. Nasıl yok ya? Çocuk mu avutuyorsundur Allah aşkına? Ama Deniz'cim, prosedür böyle. Başlayacağım prosedüründen. Herkes bana cephe almış. Coşkun Salar zil takıp oynayacaklardıysa. Ne kadar başarı o kadar çekemeyen. Deniz, babamla konuşayım mı abi? Ama fırsatçısın sen de ha. Dur bakalım. Deniz Bey, Esin Hoca sizi bekliyor. Sağ ol. Gideriz bir ara. Bir ara mı? Deniz, soruşturma. Nermin, canım. Aliyeciğim, nasılsın? İyiyim, sen? Ben de iyiyim. Bugünkü gazetede bir şey var da... Bilsen iyi olur diye düşündüm. Ne oldu? Yine aynı mesele. Sinan'la şu kız. Bir dakika. Ne oldu? Kızla bir fotoğrafını basmışlar Sinan'ın. Sarmaş dolaş. Ya. Haberin manşeti de skandal. Çok mu samimi fotoğraflar? Ne önemi var Aliye?
Demek fotoğraf çektirecek kadar. Yani bir gecelik bir şey değil. Pardon. Hayrola Aliye? Bir yere mi gidiyorsun? Birazdan geleceğim Süheyla. Küçük bir işim var dışarıda. Allah Allah, ne oldu ki buna? Bilmem. Ha, Aliye, ben de seni çağıracaktım. Baksana şu kumaşa. Bana biraz izin verebilir misiniz Naci Bey? Hemen geleceğim. Tabii de, ne oldu? Bir sorun mu var? Yok, ben hemen geleceğim. Peki. Sağ olun. Denizciğim, bu kadar büyütme. Bu bir... Uzaklaştırma hocam. Geçici ama. Üstelik daha ihtimal. Kesin bile değil. Siz kararınızı vermişsiniz. Çıkacak sonuç bu demek ki. Deniz, her şeye de göz yumamayız değil mi? Neye göz yumuyorsunuz hocam? İşimi yapmama mı? Hayır. Kuralları hiçe saymana. Prosedürü sen de benim kadar iyi biliyorsun. Prosedür. Tabii, önemli. Deniz, daha sözümü bitirmedim. Hocam, Derman Bey, eşiniz. Haklıymış buradan gitmekte. Uyudu mu? Uyudu. Çok üzgünüm dayı. Sinan adını, sanını, itibarını düşünmedi. Beni hiç düşünmedi, tamam. Peki ya çocuklarını? Onları niye düşünmedi? Yani bir gün bu rezilliği öğrendiklerinde affedebilecekler mi babaları? Zaman her şeyin ilacı Aliye. Her şey zamanla unutuluyor. Ben sana Sinan'ı affet demiyorum. Affetme de. Ama çocuklarının adına karar verme. Hiç etkileme onları. Bırak büyüdüklerinde kendileri karar versinler. Günahlarıyla, sevaplarıyla babalarını sevecekler mi, sevmeyecekler mi? Yeni bir hayat, yeni ümitler demek Aliye. Kim bilir ne güzel günler göreceksin çocuklarınla beraber. İnşallah dayı. İnşallah. Al canım. Sağ ol. Takma kafana bu kadar ya. Bir şey taktığım yok. O kadar önemli bir ceza değil ki bu. Anlamıyorsundur ya. Mesele cezanın büyüklüğü küçüklüğü değil ki. Anlıyorum. Cezanın kendisi. Hayır, anlamıyorsun. Mesele haksızlık. Ben bu cezayı hak etmedim. Sonra konuşuruz. Hadi oğlum.
Bu Asuman'ın hakkı ödenmez. Kara kara düşünüyordum hastane parasını nereden bulacağım diye. Getirdi attı kucağıma 2 milyar. Nereden bulmuş? Çalıştığı kulüpten avans almış. Ah canım. Sana da borcum var daha. Dayı. Tamam, tamam. Parlama hemen. İlaçları da eczaneye borç yazdırdık. Biz de sana yük olduk. Saçmalama Aliye, kızarım bak. Siz benim en büyük zenginliğimsiniz. İyi ki varsınız. Arda. Kapıya bakar mısın? Küçük ressam Arda sen misin? Hı hı. Kapıyı açtın mı oğlum? Merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Feyyaz Bey nasıl oldu diye bakmaya gelmiştim. Buyurun, dayım içeride. İşte benim doktorum Deniz Bey Arda. Siz mi ameliyat ettiniz dayımı? Yok, benim bir arkadaşım etti ama kontrollerini ben yaptım. Aa Arda, yaptığın resmi gördüm. Beğendiniz mi? Çok. Benim de resmimi yapar mısın? Yaparım ama benzemeyebilir. Olsun. Altına Deniz diye yazarız. Feyyaz Bey'e mi gidiyor gene o börekler? Ne demek bu şimdi? Bırak bırak. Anlamıyor muyum ben senin halinden nünü? Canım nünüm. Ne varmış halimde? Bilmem artık. Sen daha iyi bilirsin. La 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 la. La 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 la. Hış hış. Kalktın mı küçük sıpacık? Kalktım nefişim. Ne yapacaksın bugün? Gideceksin mi iş görüşmesine filan? Yok, dinleneceğim biraz. Dinlen dinlen. Tabii çok yoruldun. Aşk olsun anneanne ya. Keyfimden mi ayrıldım işten? Bir şey demiyorum oğlum. Hepimiz böyle evde oturalım, belediye baksın bize. Canımın içi, kızma hemen. Kompleksli olma. Koskoca çocuk evde oturur mu? Bari üniversite kursuna git. Ha? Para. Ha, para. Hasibe Hanım, günaydın. Ver şunu, ver. Tamam, hallettim ben. Buyurun. Sinan Karahan'ın evi burası mı? Burası. Evrakı var. Ben alayım. Kendisine vermem lazım, resmi tebligat. Ne oldu? Bir tebligat varmış. Şurayı imzalar mısınız? Neymiş Sinan? Zor alırsınız biraz. DNA'ymış. Ne oluyor Sinan? Nedir o? Meriç, gözlüğümü bul benim. Nedir o? DNA testi için örnek vermek üzere. Ya insanı çok dokunuyor Feyyaz Bey. Canla başla çalışıyorsunuz, karşılığında... Bilmez miyim? 9 sene çalıştım üniversite hastanesinde. Öyle mi? Hep ayak oyunları, hep kifayetsiz muhterislerin çelmeleri. Bunca yıl emek verdim şu mesleğe. Elimde bir şu araba var. O da bugün yarın yolcu. Neden? Borç. Hastaneye, arkadaşlarıma, şuna buna. Mecburen arabayı satacağız. Yazık olur ama. Başka çare yok. Hay Allah. Yok, pahasına gitmese bari. Benim tanıdığım bir galeri var aslında. Dürüst çocuklar, eski araba işi yapıyorlar. Onlara bir sorsak mı acaba Feyyaz Bey? Çok iyi olur, sevinirim. Ya bir şey diyeceğim. Ben size Feyyaz abi değil mi? Böyle zor oluyor bey mey,
Oh, memnun olurum. Sizi işinizden alıkoymadım değil mi? Yok canım. Sinek avlıyoruz zaten. İyi ki rastlaştık. Sabahki muhabbetin tadı damağımda kalmıştı. Hastanede de içim daralınca. Ben de kara kara düşünüyordum öyle. İyi oldu. Açıldık biraz. Dayı arabayla gezelim mi? Hadi gezelim. Arabasını gördüm demişsin Yılmaz. Sonra geri almışsın ifadeni. Başımı ne derde sokacağım dedim. Sen de haklısın tabii. Ne demişler? Paran varsa kefil ol, vaktin varsa şahit ol, değil mi? Ama yazık oldu kıza, gencecikti. Sebep olan da keyif çatıyor şimdi. Anası da garibanın teki. İki gözü iki çeşme kadıncağızım. Sen lafı nereye getirmek istiyorsun Mücahit abi? Tekrar ifade mi vereyim gördüm diye? Yani ver derim ben Yılmaz. İnsanlık namına. Ama Sinan Karahan'dan korkuyorsan o başka tabii. Niye korkacağım ki Sinan Karahan'dan? E geri almışsın ifadeni. Korktun da aldın herhalde. Ne bileyim. Ayrıca olabilir de yani. İnsanlık hali. Korkabilirsin. Korkmakla alakası yok Mücahit abi. Cemal Mine bir arkadaşı var bunun. O geldi rica etti. Ben de durumun böyle olduğunu bilmiyordum. Adamın durduk yerde başının derde girmesini istemedim. Ama elini kolunu sallaya sallaya geziyor şimdi. Evet. Gazetede de görünce. Sağ olun efendim. İyi günler. Meriç, beni bir dinle. Bak sadece dinle ne olur. Annemle babamı kendi ellerimle çıkardım enkazdan 3 gün sonra. Ev yerle bir olmuş. Abim, yengem, 2 çocuğu. Fidan? O tatildeydi amcamlarda Kuşadası'nda. Yaşıyor yani. Hı? Evet. Döneceğim dedim, dönmedim Meriç, evet. Çünkü hayatım enkaz altında kalmış. Buyurun efendim. Hmm, nefis. Siz mi yaptınız Refiye Hanım? Ben değişik yaparım sarmayı. Başkalarınkine benzemez. Ondan mı bu kadar güzel? Şahane. Özgür niye gelmedi? Arkadaşlarıyla bilmem ne oynamaya gitti. O bowling midir, mowling midir? İyi yapmış genç çocuk, eğlensin. Ha. Ekmeği getirdim. Aferin sana. Sen kuşum. Onu da şuraya koy. Hadi 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 hadi, acıktık. Anne biz bugün Deniz abiyle deniz kenarına gittik. Aa, Deniz abi kim ayol? Benim doktorum. Gene mi geldi? İyi dost oldunuz bakıyorum sabah akşam birlikte. Hastaneden dönüyormuş, rastlaştık. Biraz oturduk deniz kenarında. Tanıdığı bir galeri varmış. Benim arabayı oraya bırakacağız. Arabayı mı satacaksın dayı? Yenisini alırım. Ne var yani? Bu kaçıncı arabam benim, bilmiyor musun? Doğru. Hadi yiyelim. Dünya malı için kendimi üzmeye hiç niyetim yok. Buyurun. Ben müsaadenizle Nusret Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Aa, neden? Bizi zor günümüzde yalnız bırakmadığınız için. Yaptığınız fedakarlık unutulmaz. Feyyaz Bey lütfen. Ben de çok teşekkür ederim Nusret. Sen gerçek bir dostsun. Ya büyütmeyin ne olur. Hani benim vişne suyum? Oluşum unutmuş muyum ben? Senin meyve suyunu. İkbal Hanım inmeyecek mi yemeğe? Hastaymış, yatıyor. Götüreyim mi bir sıcak çorba? Götür de haşlasın seni, niye rahatsız ediyorsun diye. Babacığım. Kızım.
Hoş geldin abi. Hoş bulduk Meriç. Ne yapıyorsun bakayım sen? Yedin mi yemeğini? Hı? Daha yemedim, yiyeceğim. Hadi ye o zaman. Hoppa. Otur bakalım. Abi, sen yemeyecek misin? Aç değilim Meriç, siz yiyin. Annem nerede? Odasında, hastaymış biraz. Hmm. Nesi var? Bilmem, baş ağrıyormuş. Her zamanki gibi yani. Sen nasılsın? İyiyim, iyiyim. Hadi sen de ye yemeği. Timuti harişes tinda bakera fti. Bravo. Çok güzel söylediniz Refiye Hanım. Vallahi ağzım açık kaldı. Şahane. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Teşekkür ederim. Ya kendisi böyle güzel şarkılar söyler ama beni göndermedi konservatuvara. Ama o zamanki devir müsait değildi Nünü. Karıştırma şimdi eski mevzuları. Nerede öğrendiniz Bulunca şarkıları? Ben Büyükada'da. Çocukluğum orada geçti benim. Rahmetli babam Büyükada'da ilkokulda müdürdü. İlk mektebi orada okudum ben. Kim bilir ne güzeldi o zamanlara da. Çok güzeldi, sormayın. Madame Yorgiyena bu şarkıları öğrettiğinde bana... ...hiçbiriniz doğmamıştınız daha. Yok canım. Vallahi. Aa, çocuk uyumuş. Hadi yavrum, yarın işe gidecek bu çocuklar. Ben bir yere gitmiyorum vallahi. Ne güzel oturuyoruz Refiye Hanım. Yine otururuz Aliyeciğim. Siz çalışan insanlarsınız. Erken kalkmanız gerek. Bizim gibi boş gezenin boş kafası değilsiniz ki. Anne. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Çok teşekkür ederiz. Bir daha sefere biz de yemek yeriz. Hadi al ağzını. Güle güle. Öpüyorum. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar yer. Gülmek için yaratılmış. Gözlerde yaşlar yer. Sevmek için yaratılmış. Kalpler bomboş niye? Sevmek için yaratılmış. Kalpler hep bomboş niye? Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. Sevmesini bilmiyorsan bakma sakın gözlerime. İnan, inan sözlerime. Mutluluğu arıyorsan İnan, inan sözlerime. Yok, yok yalan deme. Sevgi denen o gerçeğe. Yok, yalan deme. Uyuyor muydun? Yok, uyumadım. Gelsene. Abi. Söyle canım. Bugün İbrahim'le konuştuk. Ne? Beni görmeye gelmiş. Anlamadım. Ecelle mi susamış? Hangi yüzle gelmiş bu serseri? Abi lütfen. Bu kadar derdin arasında bir de İbrahim'le mi uğraşacağız? Beni dinler misin bir dakika? Hala gönlüm var deme. Var. Hayda. Meriç bak. Annem şöyledir böyledir ama İbrahim'i istememekte haklı. Öyle mi? Aliye'yi de istemiyor. Haklı mı sence? Ben 5 yıl sonra İbrahim'i karşımda görünce bir şey anladım. Sevgi çok kıymetli. Hiç kolay bulunmuyor. Ama kıymetini bilmek lazım abi. Sen Aliye'nin sevgisinin kıymetini bilemedin. Ben onu sevmiyorum mu sanıyorsun? Bir dinle ne olur. Aliye'yi kolundan tutup eve getirmekle hiçbir şey çözemezsin. Sen Aliye'yi değil... Aliye'nin kalbini kaybettin. Geri getirsen ne olur? Ne yap?
Kalbini kazan önce. Başka çaren yok. İbrahim neredeymiş bunca yıldır? Alo. Merhaba Aliye. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? E işte. Ben yarın İstanbul'a geliyorum.